Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni de destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım elişsevdası5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Bugün sizlerle daha önce çalışmış olduğumuz, bakın, bu popcorn bebek eteğimiz ve yeleğimiz vardı bu şekilde. Çok muntazam bir şekilde çalışmıştık. Onların takımını tamamlayacağız. Bu şekilde çoraplarımızı çalışacağız. Bakın, çok cici çoraplar elde ettik. Çoraplarımız oldu. Daha sonra da saç bandımızı çalışacağız arkadaşlar. Takımımızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi kullandığımız malzemelerimiz arkadaşlar bu şekilde. Nakolüks, Minnoş, Bebeyuni iplerim var. Renk renk tığ numaramda çorabımın biraz sık olmasını istiyorum. 0 numara 2,1 milim. Bu şekilde malzemelerimiz var. Malzemelerimizi tanıttıktan sonra çorabımızın yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 6 zincir çalışması yaparak başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimizi halka haline getiriyoruz. Halkamızın iç kısmına 2 zincir çalışması yaptıktan sonra halkamızın iç kısmına ikili trabzanlarımızı çalışıyoruz. Tığıma doluyorum. Halkamın iç kısmından geçirerek bu şekilde ikili trabzan çalışıyorum. Tığıma doladım. Halkamın iç kısmından geçirdim ve ikili trabzan çalıştım. Bu şekilde halkamın iç kısmına 15 adet trabzan çalışalım arkadaşlar. 15 adet trabzanımızı çalıştıktan sonra kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. 2 zincir çalışması yapıp hemen İlk boşluktaki bölüme 2 adet ikişerli trabzan çalışması yapıyoruz. Her boşluğa 2 adet trabzan çalışacağız. Toplamda 30 adet trabzanımız olacak. Bu sıramızda artırma işlemi gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. 1 ve 2. Tığıma doluyorum. Bakın, aynı bölüme 2 adet trabzan çalışıyorum. Tığıma doladım. Bakın, her bölümde ikişer trabzan. Evet, bu şekilde toplamda 30 adet trabzanımızı elde ettik. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. 2 zincir çalışması yapıp bundan sonra artırma işlemi uygulamıyoruz arkadaşlar. 30 adet trabzanımızı çalışıyoruz. 8 sıra olacak toplamda arkadaşlar. İkili trabzanlarımızı çalışıyoruz. Herhangi bir artırma işlemi uygulamıyoruz. Bakın, bu şekilde. Bu sıranın sonunda da yine kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın, bu şekilde ilk iki sıramızda artırma işlemi uyguladık. Bundan sonraki sıralarımızda artırma işlemi uygulamıyoruz. 30 trabzan üzerinden çalışıyoruz. Toplamda 8 sıramız olacak. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 sıraya tamamlıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir artırma işlemi uygulamıyoruz. 30 trabzan üzerinden çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalıştık. 30 trabzan üzerinden sadece ilk 2 sıraya artırma işlemi uyguladık. Diğer sıralarımızda artırma işlemi uygulamadan 30 trabzan çalıştık. 2 zincir çalışması yaptıktan sonra şimdi topuk çalışması yapacağız. Toplamda 19 adet trabzan çalışacağız arkadaşlar. 1 2 bu şekilde 19 adet trabzanımızı çalışalım. Evet arkadaşlar, toplamda 19 adet trabzanımızı çalıştık. İki zincir çalışması yaptıktan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde herhangi bir artırma eksiltme işlemi uygulamadan 19 trabzanımızı çalışıyoruz. Bu şekilde 3 sıra çalışacağız arkadaşlar. Topuk bölümümüz için. Bakın,
Bu şekilde 19 adet trabzanımızı çalışalım. Evet arkadaşlar, bakın 3 sıra çalıştık. Toplamda 1, 2 ve 3. 3 sıra trabzanımızı çalıştık. Bu bölümde 11 adet trabzanımız kalmıştı. Bu bölümde de 19 adet trabzanımız vardı. Şimdi 2 zincir çalışması yapıyoruz. 8 adet trabzanımızı çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın bu kısım, bu bölüm önemli. Tığıma doluyorum. Trabzanımı kapatmıyorum. Açık trabzan. Tekrar tığıma doladım. Kapatmadım. Tekrar tığıma doladım. Ve kapatmadım. Bakın 3 açık trabzanımı tek seferde topluyorum. Ve topuk bölümümü bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonra trabzanlarımı çalışacağım düz bir şekilde. Bu sıramız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. 8 adet trabzanımızı çalışacağız. Bakın bu bölümde 3 trabzanı topladık. Son sıramızdayız arkadaşlar. 2 zincir çalışıp 2 bölüme kadar trabzanlarımızı çalışıyoruz. Bakın bu bölümdeki trabzanımızı yarım çalışacağız. Geçiyoruz hemen bu bölüme, bakın. İki trabzanımı tek seferde topluyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bu bölüme kadar trabzanımı çalışıyorum. Evet, bu şekilde bakın topuk bölümümüzü oluşturduk arkadaşlar. Daha yuvarlak, daha güzel gözüktü. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Dikerek de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da benim gibi kaydırma tekniğiyle birleştirebilirsiniz. Şimdi ters bölümünü çeviriyoruz bu şekilde. Kaydırma tekniğiyle birleştireceğiz. Bu şekilde birleştirme işlemini gerçekleştirdik. Bakın çok güzel yuvarlak bir topuk elde ettik. Daha düzgün bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 8 sıra bu bölümdü. 5 sırada bu bölümü çalıştık. Çok düzgün güzel bir topuk bölümü elde ettik. Şimdi tığıma ipimi alıyorum. Bakın bu arka bölümden ipimi sabitliyorum. 2 zincir çalışması yapıp her bölüme ikişer trabzan çalışıp toplamda 32 adet trabzan çalışacağım. Bakın bu şekilde ikişer adet trabzanlarımı çalışıyorum.
Toplamda 32 adet trabzanımız olacak bu bölümde. Bakın bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. En sonunda bu bölüme çalıştım. Otuz ikinci trabzanımı da çalıştım. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. Her boşluğa bir trabzan gelecek şekilde çalışıyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı çalışalım bu sıramıza da arkadaşlar. En sonuncuyu da kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Bir sıra daha çalışacağız trabzan arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 1 2 sıra çalıştık. Bir sıra daha düz trabzan çalışalım. 32 adet yine trabzanımı çalıştıktan sonra kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Toplamda bakın 3 sıra trabzanlarımızı çalıştık. Harika, düzgün bir çorabımızı elde ediyoruz. Şimdi lastik bölümümüzü çalışacağız. Daha sonra toplarımızı süsleyeceğiz. 2 zincir çalıştıktan sonra tığıma doluyorum. Bakın trabzanımın orta bölümünden tığımı geçirip ikili trabzan çalışıyorum. Daha sonra arka bölümden, bakın hemen yanındaki trabzanın arka bölümünden tığımı geçiriyorum. Yani bu şekilde ipimi geçirdim. İkili trabzan çalışıyorum. Tığıma doluyorum. Bir ön yüzden bir arka yüzden bu şekilde lastiğimi oluşturuyorum. Tekrar gösteriyorum. Arka yüzden bakın. Bu şekilde ipimi geçirdim. İkili trabzan çalışması yaptım. Tığıma doladım. Bir ön yüzden bir arka yüzden bu şekilde trabzanlarımızı çalışıyoruz. Lastik çalışmamızı bu şekilde bir sıra çalışalım. En sonuncuyu da çalıştıktan sonra bakın kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. İki zincir çalışması yapıp bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın ön yüzde olan trabzanımızı ön yüzden, arka yüzde olan trabzanımızı da arka yüzden, bir ön yüzden bir arka yüzden bu şekilde tığımızdan geçirip ikili trabzan çalışıyoruz. Ön yüzden, arka yüzden. Ön yüzden ve arka yüzden. Bu şekilde 3 sıra lastiğimizi çalışalım arkadaşlar. Bu şekilde lastiğimizi tamamladık 3 sıra arkadaşlar. 3 sıra trabzan, 3 sıra da lastiğimiz. Bakın çok muntazam, güzel bir bebek çorabı elde ettik. Şimdi bu fırfırımızı çalışacağız. Bakın bu süslememizi yapacağız çorabımıza. Bunun için bakın iç bölümden başlıyoruz. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 zincir çalışması yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4 dördüncüye sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çalışması yapıp 1, 2, 3, 4 dördüncüye sabitliyorum. Bu şekilde çorabımızın tüm çevresine bu çalışmamızı yapalım.
en sonuncumuzu da birleştirdikten sonra bakın bu şekilde 8 trabzan çalışacağım, ikili trabzan bu halkamın iç kısmına. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 trabzan çalıştıktan sonra yine aynı yuvaya sabitliyorum. Tekrar yandaki halkaya geçiyorum. Tekrar 8 trabzan çalışacağım. 1 2 tığıma doluyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Daha sonra sık iğne çalışıp hemen yanındaki bölüme geçiyorum. Bu şekilde çorabımızın tüm çevresine bu işlemi uygulayalım arkadaşlar. En sonuncuyu da kaydırma tekniğiyle birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde çorabımızın bu bölümlerinde çalıştık. Şimdi toplarımızı yapacağız arkadaşlar. Topumuz için sihirli halka oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde. 1 2 zincir çalışması yaptıktan sonra tığıma doluyorum. Sihirli halkamın iç kısmına açık trabzan çalışıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane açık trabzan çalıştıktan sonra sihirli halkamı kapatıyorum. 5 ya da 6, daha büyük durmasını isterseniz 6 da çalışabilirsiniz. Bu şekilde kapattıktan sonra topumu oluşturuyorum. Bakın bu şekilde topumu hemen bu bölüme şöyle alıyorum. Bu bölümden bir ucunu içeriye geçirip tekrar hemen yanındaki bölümden diğer ucunu geçiriyorum. Bu kısma bağlayacağım. Daha sonra sabitleyip temizleyeceğim. Bakın bu şekilde toplarımızı renk renk bu bölümlere yerleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çoraplarımızı tamamlamış olduk. Bakın çok cici çoraplarımızı elde ettik. Bakın mankenimizde de çok cici bir şekilde duruyor. Bakın. Evet arkadaşlar, bu şekilde cici patiklerimizi, çoraplarımızı tamamladık. Bebeklerimiz için 3-6 aylığa denk gelecek bir ölçüde bahsetmiştim arkadaşlar. Eğer 1 yaşına uygulamak isterseniz biraz daha ipinizi kalın dokulu kullanabilirsiniz. Aynı sayıda çalışırsanız 1 yaşa da uygun olur. Ya da orta kısmını 18 ilmekle trabzanla başlarsanız, devam ettirirseniz 1 yaşa da uygun gelecektir bu ölçüler. Abone olup desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.